Teşekkür ederim Molly. Çok tatlısın biliyor musun? Hı? Yani... Şuna bak. Mavi bir gömlek. Molly bana mavi bir gömlek almış ama... Herhalde sürpriz yapacaktı. Onu saklayamamış. Değil mi Molly? Böyle güzel bir gömlek almışsın ama bana hiç söylemedin. Neden? Yoksa bu gömleği sen başka birine mi aldın? Evet, başka birini almıştım. Ya yani... Bu gömleğin büyükhanede güzel duracağını düşündüm. Bugünlerde mizah duygun benimkine benzedi biraz ha. Güzel, bunu sevdim. Peki, mavi gömlek nasıl? Mavi renge bayılırım. Mükemmel. Mükemmel gömlek, mükemmel eş. Şimdi ise mükemmel bir gece bizi bekliyor. Gidelim Molly. Hoşça kal anne. Biz daha çocuğuz. Sizi yenmek için bir yetişkine ihtiyacımız var. Eğer annem burada olsaydı bizim takıma dahil olabilir ve sizi yenebilirdi. Mükemmel bir aile olabilirdik. Misty, üzülme. Molly teyze yakında burada olacak. Misty, Barry. Merhaba meleklerim. Merhaba. Çok üzgünüm. Dün sizi gördüm ama yeterince ilgilenemedim. Merhaba Ayşan. Merhaba Kunal. Güzel gömlek. Teşekkür ederim. Şey ya, çocukları geç olmadan evlerine bırakırız tamam mı? Hı? Bıraktığın için teşekkür ederim. Evet. Elbette. Peki çocuklar, ne oynuyoruz? Hadi bakalım yakalamaca. Gelin. Hadi oynayalım. O iyi durumda Molly. Üzülmene hiç gerek yok. Bazen böyle oluyor. Mükemmel bir aile.
Pamuk şeker alalım. Pamuk şeker. Tabii. Hadi gidelim. Evet. Gidelim. Hadi. Koşun. Molly teyze, babam, ben, sen, Mişti. Buna bayılıyorum. Mükemmel bir aileyiz. Bu en güzel doğum günü. Doğdun. Ne güzel bir sürpriz anne. Sana ellerimle yaptığın tatlılardan getirmeliyim diye düşündüm tatlım. Gel otur, gel. Çok teşekkürler anne. Bana teşekkür etmene gerek yok. Bu senin hakkın. Aç ağzını. Kımıldama. Ne güzel ve iyi kalplisin sen. Tanrım seni kem gözlerden saklasın. Dünyada böyle çok az insan var. Anne, beni ağlatacaksın. Artık bir yetişkinim. Sizin önünüzde ağlamam hoş olmaz. Her neyse, bugün benim doğum günüm. Anneciğim, senin ellerin sihirli. Şefin helva tarifini... bana da ver lütfen. O helvayı benim restoranda da yapmalıyız. Benim çok özel yemek tariflerimin hepsini sana vereceğim. Gerçekten mi? Hı-hı. Bugün evde tek başına ne yapacaksın sen? Hı-hı. Benim yaptığım özel yemeklerden de ye bakalım hadi. Komşuların yaptığı dedikoduları dinle bakalım. Molly ile çocuklar döndüğünde o zaman onlara özel bir yemek hazırlarsın. Anlaştık mı? Anlaştık. Anne bana birkaç dedikodu anlatsana. Önce bana mutfağı göster. Görelim bakalım neler var, neler yapabiliriz. Elbette. Artık sen benim şefim, ben de senin asistanın. Kesinlikle doğru. Şimdi yolu göster. Lütfen gel. Hadi hadi, arabaya önce kim oturacak bakalım, hadi. Çabucak bir şey düşünmeliyim. İşan'a yemeğe gitmek için Kunal'a bir bahane bulmam lazım. İşan daha şimdiden çok üzülmüştür. Umarım Kunal yeni planlar yapmaz. Onu eve gitmeye ikna etmek için ona ne söylemem lazım ki? Kunal, bırak ben kullanayım bu sefer olur mu? Klinikten bir hastam aradı beni, buraya gelmişler. Şehir dışına gelmişler, ben sana söylemeyi unuttum. Onlar tüp bebek hakkında görüşmek istiyorlar. Yani önce seni bırakırım, sonra da çocukları bırakıp kliniğe giderim olur mu? Peki tamam o zaman ben de kliniğe kadar sana eşlik ederim. Sen işini yaparken ben de seni beklerim. Bunu yapabiliriz. Kunal, sen zaten parkta yeterince yoruldun. Çocuklarla da oynadın hem. Olur mu öyle şey? Bu kadarı sana iyi gelmez.
Hem senin ilaç saatin de geldi, o yüzden ne kadar zaman alacağı hakkında da bir fikrim olmadığı için seni orada bekletmek istemiyorum Kunal. O yüzden lütfen benim dediğim gibi olsun, olur mu? Aman tanrım, endişelenirmiş de öyle. Eğer yeterince sevgiyle söylersen her şeyi yaparım. Tamam, sen sür bakalım. Önce beni, sonra çocukları bırakırsın. Sonra da kliniğe gidersin. Ama lütfen klinikten çabuk dön, tamam mı? Buyurun. Beni özel hissettirdiğin için teşekkürler anne. Her şey hazır. Çocukları ve Molly'yi bekleyeceğim. İyi ki doğdun Nişan amca. Teşekkürler. İyi ki doğdun Nişan. Teşekkür ederim. Vay canına baba. Ev çok güzel görünüyor. Şimdi evde doğum günü partisi olduğu belli. Gerçekten her şey mükemmel görünüyor. Hepsini kendin mi yaptın? Doğum günümü hatırlayan yalnız sizler değilsiniz. Başka biri daha var. En iyi arkadaşlarımdan biri burada. O benim için çok özel. Kim? Biri var işte. Sorun ne? Kıskandın mı? Annem burada. Bana ev tatlıları getirdi. Aynı zamanda evi dekore etmeme yardımcı oldu. Büyük vay anne canına, de burada. Büyük anne de burada. Üzgünüm Nişan. Ben bir şey getiremedim. Mavi gömlek almıştım sana. Dolapta sakladım ama Kunal kendinin sandı. Üstüne de giyince İtiraz edemedim ben. Gerçekten sorun üzgün. Yok Molly. Bazen olaylar düşündüğümüz gibi gitmez. Bu benim kaderim Molly. Ya da talihim. İşte öyle. İşan amca, bugün parkta çok eğlendik. Çok güzeldi. Doktor Kunal'la çok güzel zaman geçirdik. O çok enerjik. Çita gibi koşuyor. İşan amca, babam çok formunda. Onunla körebe bile oynadık. Elim sende. Hatta saklambaç da oynadık. Yansıtırım da oynadık. Sonra babam bana dondurma aldı. Pamuk şeker de aldı. Bizimle oynarken çok eğlendi, biliyor musunuz? Bugün bizimle çok ilgilendi, hem de çok. Gerçekten Nişan, bugün Kunal'ı görmeliydin. Çok eğlendi. Çocuklar da neşeliydi. Sanki her şeyi hatırlıyor gibiydi. Kızlarını unutmamış gibiydi. Evet Nişan amca. Hadi gidip pastayı keselim Nişan amca, hadi. Hadi. Artık pastayı keselim. Alo. Doktor Molly lütfen. Kendileri evde değil. Kimsiniz? Efendim, klinikten arıyorum. Hemşire Rashmi. Doktor Molly ile konuşmak istiyorum. Telefonuna ulaşılamıyor. Ulaşılamıyor mu? 102 numaradaki hasta alerjik reaksiyon gösteriyor. İkinci dozunun vakti geldi. İlaçlar hakkında bir şeyler soracaktım. Hastaya hipenak ver. Genelde alerjik değildir. Teşekkürler. Önemli değil. Sana söylemeyi unuttum. Bugün klinikten bir telefon geldi Kunal. Klinikten bir hastam aradı beni. Buraya gelmişler. Şehir dışına gelmişler. Ben sana söylemeyi unuttum. Molly bana kliniğe gidip hastasıyla buluşacağını söylemişti. Ama şu an klinikte değil.
Demek Molly bana yalan söyledi. Nereye gitmiş olabilir? Hadi. Çocuklar tamam. Benimle birlikte pasta kesecek. Mutlu yıllar sana. Mutlu yıllar sana. Mutlu yıllar, mutlu yıllar, mutlu yıllar sana. Mutlu yıllar. Teşekkürler. Tanrım Kunal, ne yapıyorsun? Kunal? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.